istemem Refah. Kadir, son kez soruyorum. Sen bu piyanoyu nereden aldın? Ya Hulya, bin kere söyledim. Şahsen bizzat ben kendim aldım. Hayır Kadir, sen bu piyanoyu almadın. Sen bu piyanoyu çaldın değil mi? Teessüf ederim Hulya. Çok kırıcı oluyorsun. Yani yaralıyorsun beni. Beni ne kadar zor durumda bıraktığının farkında mısın Kadir? Kadir abi öyle şeyler fark etmez ki yenge. Boşuna uğraşıyorsun beni. Sus! Konuşma. Git sen bahçeyi sula. Kok kömürü. Ya Kadir, koskoca piyanoyu nasıl çaldın söyler misin? Hulya, ikide bir de çaldın deyip durma. Ben piyano çalmam. Ben Mozart mıyım ya? Ay çok komiksin. Peki o adam niye geldi buraya? Hangi adam ya? Piyanom çalındı Nilgün. Piyanom %100 o evde. Senin piyanon o Zühtü Bey'in evinde ne işi var Allah aşkına? Biri teslimat adresini değiştirmiş. Bana gelecek piyano Zühtü Bey'in kiracılarına gitmiş. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Bilmiyorum. Kiracıları beni tanımaz etmez. O zaman? Belki de Zühtü Bey yapmıştır. Sen hırsızlıktan tutuklanma diye ben hep yalan söylemek zorunda kaldım biliyor musun? Tamam Hulya, tamam, her şeyi itiraf ediyorum. Bu piyanoyu iş yerindeki bir arkadaş hediye etti bana. Sonra pişman oldu, piyanosunu almaya buraya geldi. Ya bırak Allah aşkına ya, kim kime piyano hediye eder Kadir? Yalan söyleme artık. Sevilen bir insansam ben ne yapayım Hulya? Bu işi yapanı kesin bulacağım. Ben Zühtü Bey'in yapmadığına eminim. Onun evinde zaten bir piyano var. O yapmadıysa niye aramama engel oldu? Niye beni evden kovdu? Bu saygın insanların evine gelip piyanonuzu aldıklarını iddia etmeniz çok ayıp Ersan Bey. Ama efendim... Yeter Ersan Bey, biraz sakinleşin, sonra konuşalım. Bu çok büyük bir mesele efendim. Konuyu takip edeceğim. Güle güle. Evet, evet. Kesinlikle Zühtü Bey. Yapma Ersan. Daha piyanoyu bile görmemişsin evde. Evet, görmedim. Çünkü sakladılar. Ama sesini duydum. Ya başka bir şeyin sesini duyduysanız? Hayır canım. Piyanoydu. Emin misin? Bir piyano sesi duydum sanki. Nereden geldi? Kapıdan geldi. Ben bakarım. Evet, evet. Görmemiş olabilirim. Ama duydum. Bence Zühtü Bey veya bir başkasını suçlamadan evvel emin olmalısın Ersan. Bence de. Piyano o evde. Eminim. Tekrar gideceğim. Ama bu sefer tebdili kıyafet gideceğim. Ortada piyanodan çok daha önemli bir mesele var Kadir. Neymiş o Hulya? Ben sen oldum. Hı? Sen ben mi oldun? Evet. Ben aynı senin gibi oldum. Anlamadım Hulya. Açar mısın biraz? Yalancı biri oldum. Sürekli iş çeviren bir kadın oldum Kadir. Anne ya, odama ne zaman müzik seti alacaksınız? Alırız kızım, hallederiz. Of anne ya, hallederiz, hallederiz. Bu senden bulaştı. Her şeyi böyle cevaplıyorum artık Kadir. Aman benim canım, canım, canım. Gıdık, gıdık. Bırak beni Kadir. Şu an kaç tane yalanı devam ettirmek zorundayım biliyor musun sen? Olsun Hulya, hallederiz. Olmasın işte. Kadir, ben sen olmak istemiyorum. Güzel kızım. Geçen derste söyledim, şimdi de söylüyorum. Şan dersleri 18 yaşından sonra başlar. Yani bu yaşta başlamaz, tamam mı? Onun için ben senin koroda güzel şarkı söyleyebilmen için sana yardımcı oluyorum. Şimdi ben yapayım, sonra sen yap. Şimdi ben şuradan alayım. Ya. Şimdi şöyle güzel bir gülü koklar gibi nefes al. Ya. Konuş. Ya. Ya. Peki bu çeneni biraz daha indirir misin bak? Ya. Gibi. Ya. Aferin, bak çeneyi indirirsen daha güzel. Tamam mı? Nefes al. Ya. Evet. Ya. Çeneyi indirirsen daha güzel olacak. Ya. Gibi.
tabii, bu kadarı yeter sana. Şimdi bunun üstüne şarkımızı söyleyelim. Veyahut da ben biraz yapayım, sen dinle. Ha? Tamam mı? Ya. Kudret. Kudret. Ne var ya, ne var be, ne var be? Şuraya bak. Nişan dersi diyeceksin. Kadının sesi itfaiye sireni gibi geliyor. Hadi sen alışverişe git istersen. Ne alışverişi? Öbürsü gün bayram. Biraz şeker meker alırsın. Oğluna söyle o zaman. Beni niye yolluyorsun? Sen yapıver alışverişi. Hem bak itfaiye sirenlerinden uzaklaşmış olursun. Bunun sesi çarşıya da geliyordur. Su istemişsiniz. Biz su istemedik. İstemişsiniz hanımefendi. Al işte, piyano burada. Bir de yok diyorlar. Acaba annemler mi istedi, Allah Allah? Evet evet, yaşlı bir sesti. Ben bir sorayım. Gel yanıma gel. Ben bunu sizden almasını bilirim. Ama ben ne zaman şarkı söyleyeceğim? Güzel kızım, muhakkak söyleyeceksin ama... önce güzel bir nefes... ondan sonra şarkı. Gel bakalım şimdi sana bir nefes. Önce elini al şöyle güzel bir... Hayır kızım, biz su filan istemedik. Bu sucu niye geldi o zaman? Afife Hanım'ın sesi de gelmiştir. Piyanonu çalacak mıyım peki? Tabii çalacaksın ama o ayrı bir ders. Annem diyor ki bu piyanoyu belki geri yollarız. Siz ondan konuşur musunuz? Tabii. Ceren'cim, bu piyano bu eve yanlışlıkla geldi. Biz sana daha güzelini alacağız dedik ya. Almayacaksınız işte, biliyorum. Alacağız kızım. Bir şey aldınız, onu da geri alıyorsunuz. Ceren. Of ya, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Şan dersi de istemiyorum. Hay Allah, çok da iyi gidiyordu. Piyanosuz olmaz mı bu iş Afife Hanım? Olmaz. Kesinlikle piyano lazım. Ceren. Ağlama kızım. Ne olur ağlama. Ben piyanomu çok sevmiştim anne. Ne olur almayın onu. Ne olur. Kadir nerede? Niye sahura kalkmadı? Gelir şimdi canım, sen yemeğini ye. Ramazan'ın başından beri sayıyorum, tam 5 kere uyuyakaldı. 5 kere kaza orucu tutacak. Tamam Kudret, tutar. Tutacak, takip edeceğim. Baba, insanların yaptığı ibadetler zaten takip ediliyor. Siz yorulmayın. Doğru vallahi. Hepiniz bana karşısınız zaten. Sahurda bile karşısınız. Hülya, sen dün evi niye hiç temizlemedin? Bugün temizleyeceğim anne. Bu kadar iş Arife'ye bırakılır mı kızım? Koskoca yalı nasıl temizleyeceksin? Anne, ev temiz zaten, bir şey yok. Nesi temiz? Her yer leş gibi. Tamam anne, hallederiz. Efendim? Ben bir karar aldım. Neymiş Hülya? Artık bu piyano olayını sorgulamayacağım. Ama bak, nereden aldıysan bu ay aldığın maaşla götürüp parasını ödeyeceksin. Olmaz Hülya, ben maaşımı kimseye vermem. Vereceksin Kadir. Ya git kimden aldıysan ver, vicdanımız rahat etsin. Ama Hülya. Bak, ayrıca Zühtü Bey'e kimliğini açıklayacaksın. Nasıl yani ya? Hem yanında çalıştığını hem de bu evde oturduğunu söyleyeceksin Kadir. Niye söylüyorum Hülya, ne gereği var? Söylemedikçe adamın karşısına çıkamıyorsun. Sen çıkamadıkça ben sürekli yalan söylemek zorunda kalıyorum. İyi de Hülya, daha önce doktor olduğumu söyledik adama. Şaka falan deriz. Saçmalama Hülya, olmaz öyle şey. O zaman hem evden çıkarırlar hem de işimden kovulurum. O zaman ben söylerim. Bu sabah çok gıcıksın Hülya. Vallahi söylerim, billahi söylerim. Yeter artık ya, artık yalan yok. Ama Hülya. Bayram sabahı onlarla bayramlaşırken sen de ailenle birlikte olacaksın Kadir. Artık dürüst olacağız.
Tamam Hülya, of ya. Nereden çıkarıyorsun bu dürüstlük saçmalığını anlamıyorum. Saçmalık deme Kadir. Tamam Hülya, tamam. Hoşça kal. Güle güle. Oh. Hadi, hadi Hülya temizliğe. Ne temizliği ya? Günaydın. Günaydın. Nasılsınız bu sabah inşallah? Hiç iyi değilim. İyi değil misin? Niye? Bu bayramda hiçbir yere gidemiyorum. Olsun canım. Ne güzel işte, bayram annenle babanla geçirirsin. Annemle babamla mı geçiririm? Bunun neresi güzel? Ne bileyim, hani tatlılar, börekler güzel olmaz mı? Tabii sen erkeksin. Sabah babanla bir bayram namazına gidersin, sonra bütün bayram oturursun. Ya, evet. Haklısın. Kötü bir şey mi söyledim? Yo. Ben ocağı yakayım. Günaydın. Berin Hanım günaydın. Günaydın Ersan Bey. Kızım, bu dolapların arkalarının tozunu al, üstünün tozunu al, tamam mı? Sonra perdeleri indir, yıkayalım. Anne, yarın bayram. Ne yıkaması, ne perde indirmesi ya? Bir toz alalım yeter. Aa, bir toz da olur mu? İnsanlar gelecek eve. İnsanları dolapların arkasına mı ağırlayacağız? 40 yıllık adetleri değiştirme kızım. Bayramdan önce perdeler yıkanır. Bu bayram bir yere gidecek misiniz Ersan Bey? Vallahi bu bayram evden hiç çıkmayacağım. Böyle bir iki zorunlu ziyaret var, onları halledeceğim. Sonra bayramı evde kızlarımla oynayarak geçireceğim. Afiyet olsun. Of, ben bütün bayram el öpeceğim. Afiyet olsun. Bayram gençken zor oluyor. Yok teyzeni ziyarete git, yok halanı ziyarete git, yok teyzenin kayınçosunu ziyarete git. Değil mi Hasan? Sen kaç tane el öpeceksin bu bayram? Çok fazla değil. Belki de hiç. Günaydın. Günaydın. Günaydın Kadir Bey. Of ya. Yalısında oturduğumu nasıl söyleyeceğim ben Zühtü Bey? Koy şuraya. Hayır anne. Evet kızım. Hadi çık, indir perdeleri. Anne yıka ütüle, yarına yetişmez ya. Ne olur bırakın temiz perdeler. Çık oğlum çık. Bu kız bayram temizliği nasıl olur unutmuş. Hayır Rafi çıkma. Bu perdeler yıkanmayacak. Yıkanacak. Ya bir karar verin ya. Vallahi ben elimi sürmem anne. Sen yıkarsan üzülersin. Götür Rafi. Tamam götüreyim. Öbürü getir, öbürü götür. İyi götürüyoruz. Bahriye, beni niye uyandırmadınız? Sonra da orucu uykuya tutturuyorsun diyorsunuz. Ben de uyandıracaktım zaten. Paşa dediği ziyarete gideceğiz. Ne yapacağız, ne yapacağız? Paşa dediği ziyarete gideceğiz. Kabrine yani. Ya ne işimiz var Paşa dedenin kabrinde? Dün Afife Hanım teklif etti, annem de kabul etti baba. Annen gitsin o zaman. Ben bu adamın kabrine falan gitmem. Olmaz Kudret. Ben Kudret çok sevinir dedim. Ya niye öyle söyledin ha? Niye öyle söyledin? Ben bu adama gıcık olurum, bilmiyor musun sen? Zühtü Bey niye gelmedi acaba? Bugün mezarlık ziyaret yapacaklarmış. Belki gelmez. Ha doğru ya Arife bugün. Onlar Ziya Halit Paşa'yı ziyarete giderler. Oh be. Zühtü Bey olmadığına göre söylemek zorunda değil. Ben Paşa dedenin kabrini filan ziyaret edemem. Kudretçim sevaptır. Ya insanlar yakınlarının kabirlerini ziyaret ederler. Paşa dedeyle benim ne yakınlığım var? Baba annem söz vermiş geliriz demiş. Ya ben kabul edince Afife Hanım'ın böyle gözleri doluverdi. Ona değil Paşa dede, pa desen gözleri doluyor zaten. Yok biz kabul edince sevindi kadıncağız. Biz kabul etmedik Bahriye. Sen kabul ettin.
Kadir Bey. Bu resim imzalanacak. Tabii Berrin Hanım. Buyurun. Ne oldu Ersan Bey? Bulabildiniz mi piyanonuzu? Buldum, buldum. Öyle mi? Neredeymiş? Zühtü Bey'in kiracılarına gitmiş. Allah Allah. Allah Allah. Neyse, neyse. Kapattım o konuyu. Almaya yemin etmiştim ama sonradan vazgeçtim. Hı? Aa, niye? Dün gittim oraya, baktım benim piyano orada. Başında da Zühtü Bey'in karısıyla kiracıların küçük kızı şan dersi yapıyor. Kız iki günde piyanoya öyle bir bağlanmış ki, baktım verin piyanomu desem yıkılacak. Ben de vazgeçtim. Bayram hediyesi olsun. Benim de iki tane kızım var. Bir şeyi sevdilerse ellerinden almamak lazım. Çok üzülüyorlar. Parası ne olacak peki? Vallahi bayağı paraydı ama küçük bir kızın kalbinden daha önemli değil ki. Ne yapalım? İyilik yap, denize at demişler. Onun parası da gelir bir yerlerden herhalde. Alo. Ha, geldi mi o ürünler? Tamam, iniyorum, iniyorum. Berrin, şu kırtasiye dosyasını al, sen de gel. İyilik yap, denize at demişler. Onun parası da gelir bir yerlerden herhalde. Kudretciğim, saat 11 oldu. Şimdi gelirler. Hadi git giyin istersen. Gelsinler efendim. Hiçbir güç beni paşa dedeni kabre ziyarete götüremez. Ah, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun efendim. Efendim, hoş bulduk. Hoş geldiniz Zarife Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar efendim. Merhaba Zühtü Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Ah efendim, paşa dedemin kabrine gelmek istediğinizi duyunca çok mutlu oldum, anlatamam. Bu hepimizin görevi Afife Hanım. Ne de olsa onun adını taşıyan bir evde oturuyoruz. Onu benim kadar sevip benimsemeniz, inanın beni çok bahtiyar etti. Kudret, bak bahtiyar ediyormuş. Duydum. Hazırsanız çıkabiliriz efendim. Araba dışarıda hazır. Araba hazırmış babacığım. Müsaadenizle ben giyinip geleyim. Rica ederiz. Siz teşrif edecek misiniz Hülya Hanım? Hayır efendim, onun biraz işleri... Tabii gelirim, memnuniyetle. Sen nereye? Temizlik var, tatlı var. Anneciğim, paşa dedenin ruhuna dua etmeyeyim mi yani? Kadir abi, ben çıkabilir miyim? Nereye Hasan? Çıkmam lazım, işim var. İş saati bitmeden nereye Hasan? Bugün Arife ya, annemle babamın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Geçen bayramdan beri gidemedim, bakımsızdır şimdi. Hasan, kusura bakma. Ben bilmiyordum. Önemli değil. Nereden bileceksin ki? Tamam, sen çık Hasan. Sağ olun Ersan Bey. Hasan dur. Ben de geleyim seninle. Birlikte dua ederiz. Tamam. Hay Allah ya. Ben de çocuğa bu bayram kaç tane el öpeceksin diyorum.
Sawa mama, nitakuja lakini bado sijapata pesa za tikiti. Si unajua kufanya kazi mchana mpaka usiku. Ha. Ngoja natakana mlango unaita natakana kufunga. Beğendiniz mi yaptığınızı? Neredeyse iftar olacak. Biz daha yeni geliyoruz. Tamam Kudret'cim yetiştik işte. Hem zaten bizim elimizde olan bir şey yoktu ki baba. Ne oldu Kudret amca? Daha ne olacak? Daha ne olacak? Paşa dedenin kabrini ziyarete gittik. Paşa dedeyle kalsa neyse. Bütün Osmanlı ahalisinin kabirlerine su döktük. Biz ne yapalım Kudret'cim? Afife Hanım'ın soyu kalabalık. Evet baba, hani buraya kadar gelmişken onu da ziyaret edelim, bunu da ziyaret edelim. Bilemezdik ki. Bilmeniz gerekirdi. Kadın paşa denisi ya. Bütün Osmanlı bunların akrabası be. Ne güzel işte Kudret amca. Bol bol sevap girmesin. Ya, ölmüşlerin ruhuna dua etmek sevaptır. Tamam tamam, biliyoruz. Hadi sofrayı kurun. Birazdan okunacak. Ben sofrayı kurayım. Kur tabii. Zaten evi temizlemeden bayrama pis pis gireceğiz. Tabii canım, evimiz çöp evi. Mahvolduk. Yok canım, tabii çöp evi. Ne olur abartma ya. Rafi, kapıya bak. Eğer Afife Hanımlarsa biz evde yokuz. Tamam Kudret amca. Oo Hasan Bey. Ne haber Rafi? İyi değil be. Hasan'mış Kudret amca. Ne haber Kudret amca? Hoş geldin oğlum. Ne oldu Dombili? Dürgün gördüm seni. Yo. Vallahi ben de moralim çok bozuk be Dombili. Bu bayramda gidemedim Kenya. Gitsene oğlum. Annenin babanın belini öp. Para mı var Kudret amca? Neyse. Kurbanda gidersin belki. Vallahi babam falan çok özledim biliyor musun Hasan? Ben de. Daha doğrusu ben kimi özlediğimi de bilmiyorum. Ben 2 yaşındayken annem ölmüş. Babamsa 6 yaşındayken gitmiş. Yüzlerini hatırlamıyorum bile. 1-2 sararmış fotoğrafları var. Hepsi o kadar. Ah hoş geldin Hasan. Nasılsın? Hasan. Ne oldu? Neyin var? Tamam. Çok da bayramlar koyuyor bana. Herkes babasıyla bayram namazına gidiyor. Annesinin elini öpüyor. Tamam Hasan. Üzülme. Ben niye her bayram mezarlığa gidiyorum Kudret amca? Neden benim evim yok ha? Ben neden annemin yaptığı tatlıları yemiyorum? Elini öpeceğim bir akraba bile yok. Tamam oğlum, tamam. Üzülme Hasan. Bak, senin de bir ailen var. Biz varız. Tabii Hasan. Bak, aslanlar gibi kardeşim var burada. Evet Hasan ya, ben de senin ablan sayılırım. Ağlama evladım. Ben sana tatlı yaparım. Annemin yaptıklarını yerini tutmaz ama. Seviyorum bayramları. İstemiyorum. Tatlı falan da istemiyorum. Ben annemi istiyorum. Tamam Hasan. Tamam evlat. Hadi. Üzülme artık. Bahriye. Hadi siz sofrayı kurun. Son iftarı beraber yapalım. Tamam tamam. Hadi kızım. Hazır. Sofra hazırlayın. Yarın da namaza birlikte gideriz. Tamam mı oğlum? Tamam. Sen kimsesiz değilsin. Biz seni çok seviyoruz.
Sonunda uyudu. Beni de çok üzdü. Bugün mezarlığa birlikte gittik. Orada bayağı doldurdu kendini. Hay Allah'ım ya. Kadir, bu sıralar Hasan'la biraz daha ilgilen. Ne olur onu abilik yap. Kimsesiz ya. Vallahi elimden geleni yapıyorum onu ya. Neyse. Sonunda Ramazan'ı bitirdik. Ya babam artık oruç yüzünden kurt adam olmayacak. Annem de masada çok yemek yiyip çakılıp kalmayacak. Ne yaptın piyano işini? Ödedin mi parasını? Ödedim Hulya, ödedim. Ay Kadir, harikasın sen. Benim tavsiyelerimi dinlediğin zaman seni iki kat daha fazla seviyorum. Tabii Hulya, sıfırın iki katı yine sıfırdır ama. Deli, sen benim her şeyimsin. Sen de benim her şeyimsin. Anne, sen yatmamış mıydın daha? Sana bir şey sormaya geldim. Buyur sor anne, neymiş? Filtreni verdin mi evladım? Vermedim anne, unuttum. Her sene hatırlatmak lazım zaten sana. Sen niye hatırlatmadın? Ben... Doğru. Sen zaten bayramda temizlik yapılması gerektiğini bile hatırlamıyorsun ki. Tamam anne, tamam. Ben yarın hallederim. Ben sana demiştim değil mi? Vermemiştir diye. Hiçbir şey tek başına akıl edemez ki. Ne yapayım baba? İş güç, insan unutuyor işte. Böyle şey unutulur mu? Bahriye kalk yerinden. Etrafta bir sürü yardıma muhtaç insan var. Sokakta şöyle 10 dakika yürüsen en az 10 kişiye filtre vermek aklına gelir. Sen kime verdin baba? Sen bana hesap sorma. Kendi filtrene bak. Baban bizim filtremizi berberin çırağına vermiş. Babası hastaymış çocuğun. Neyse baba, Kadir de verir. Geçti artık. Bayram namazından önce verilecekti bu. Ben bayram namazından önce birini bulurum baba. Pakistan'a yardım yapsak Kadir? Tabii ya. Deprem olmuştu orada. Dün televizyonda yine gösterdiler. Çocuklar aç, susuz, perişan sokaklarda. Ama yarın banka kapalı. Ben nasıl para yollayayım Pakistan'a ya? Ay olsun Kadir. Madem bir yardım yapacağız, ihtiyacı olan insanlara gönderelim. Peki bayramdan sonra yollasam fitre sayılır mı baba? Olmaz ama olsun. Önemli olan yardıma muhtaç birilerine yardım etmek. Tabii canım, bizim depremde herkes bize yardım etmişti. Şimdi sıra bizde. Doğru söylüyorsun anne. Geç bile kaldık. Olsun. O insanlar hala sokakta. Hala evleri yok, hala ilaca muhtaçlar. Peki ne kadar yollamak lazım baba? 5 lira yollasam bile faydadır ya. Tabii ben şimdi 5 lira dedim ya, sen hemen 5 lira yollama. Yok baba, 50-100 bir şeyler yollarım herhalde yani. Aferin oğlum. Keşke herkes senin gibi yardım etse. Hadi ama bayram sabah surat asılmaz. Rafiye. Ya sor. Biliyor musun, bir kardeşim olsa senin gibi olsun isterdim. İyi alıştık değil mi birbirimize dombili baykuş Hasan? Evet ama sen yine de baykuş deme istersen. Süt oğlan seni. Kardeşim benim, iyi ki varsın. Sen de. Kadir abiniz daha inmedi mi aşağıya? İnmedi. İnmez. Her bayram böyle yapar. Sürüne sürüne camiye gider. Anne bu kadar erken kalkmak zorunda mıydık? Evet babaanne ya. Bayram sabahları erken kalkılır. Erkekler namaza gidiyor. Böyle karpuz gibi yatılmaz. Onlar gidip gelsinler anne ya, bize ne? Oldu. Sonra baban yolcu etmedik diye bütün bayram boyunca söylenip dursun. Kendileri gidemiyor mu babaanne ya? İstersen biz götürüp camiye de bırakalım. Bak kızım, madem annen öğretmedi, babaannenden öğren. Bayramın bazı gerekleri vardır. 1. Bayram günü erken kalkılır, erkekler namaza yollanır. 2. Bayramdan önce ev temizliği yapılır. 3. Tatlı yapılır. Tabii vakitlice. Efendim ya. Bahriye biz çıkıyoruz. Bak
Gördün mü kızım? Sistem tam otomatik. Senin yüzünden içeride yer bulamayacağız. Tamam baba, gideriz hemen şimdi. Seccademiz var Kudret amca. Avluya serer sığışırız. Tabii baba, yani sinirlendi ne değmez sabah sabah. Ya 6 yaşından beri gidiyorsun, bir öğrenemedin şu işleri. Allah bilir ben olmasam bayram namazına da gitmeyeceksin. Niye baba, senin rızan için mi kılıyorum ben bu namazı? Sus, bana cevap verme. Hadi bakalım, iyi namazlar. Ne demek iyi namazlar? Ya Allah kabul etsin denir, güle güle gidin, güle güle gelin denir. Nereden çıktı şimdi iyi namazlar? Canım, iyi namazların nesi var? Hadi Kudret amca, hadi bak biz geç kalıyoruz, hadi gidelim. Sübhanallah, tövbe tövbe, tövbe tövbe. Ya bu adam Ramazan'ı bir ders, bayramı bir ders. Bıktım adam, bıktım. Yetişmeyecek işte tatlı. Bu saatte tatlı mı kalır? Ne? Aa, bak yine yatmışlar. Babaanne sessiz olur musun? Görüyorsun değil mi kıza nasıl örnek olduğunu? Uyu kızım uyu. Eskiden bu şu erken kalkmak. Hülya. Ceren'cim kalkar mısın lütfen? Hadi gidin üstünüzü giyin. Gelirler şimdi. Gel kızım giyinelim de babaannen rahatlasın. Siz giyinin, ben bakarım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kabul etsin. Amin. Kadir abiniz yok mu? Sıcak ekmek almak için fırında sıra bekliyor. Camide dışarıda kaldık da Kudret amca ona cezalandırdı. Kahvaltı hazır mı? Hazır, hazır. İyi, kahvaltı yapıp giyinip sonra da bayramlaşalım. Sonra ziyarete gelenler başlar. Kim gelecek ki Kudret amca? Zühtü beyler gelir. Aa, olur mu öyle şey? Önce biz gideriz. Niyeymiş? Önce küçükler büyükleri ziyarete gelir. Aa, Kudret amca, sen Zühtü Bey'den büyük müsün? Büyüğüm tabii. Yok canım, Zühtü Bey senden büyüktür. Önce biz gideriz. Bence de. Olur mu canım öyle şey? Önce onlar gelecek. Ama ayıp olmaz mı? Onlar ev sahibi. Ev sahipliğine bakmıyor bu işler Bahriye Hanım. Yaşa bakıyor. Nerede kaldı bu Kadir? Evet ya, bayat ekmeklerle kahvaltı yapmak zorunda kaldık. Ah Kadir ha, Zühtü Bey'le karşılaşmamak için yine kaçıyor. Neyse, biz bayramlaşalım. Babam beklemeyecek miyiz? Baban gelince bir daha bayramlaşırız, hadi canım. Bakalım Kudret amca ne kadar açlık verecek bize. Vallahi ben iyi bir şeyler bekliyorum kardeşim. Tabii iyi bir şey verecek ki şahane yürüsün. Tabii canım, haçlık demek karizma demek. Merak etmeyin, dedemin haçlıkları iyidir. Yavrucuğum, o sadece sana. Sen küçüksün ya, ondan. Diğerleri büyük beklentiye girmesin. Aa, niye beklentiye girmiyormuşuz baba? Vallahi ben girdim bile. Tabii canım, senede 2 bayram var. Boş geçmek olmaz. Hadi, 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 hadi. Öpeyim beni. Öp bakalım, aferin. İyi bayramlar. İyi bayramlar aslan torunum benim. Al bakalım, bu senin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Bu da senin. İyi bayramlar Kudret. İyi bayramlar. Al bakalım Bahriye. Kudret amca. El öpenlerin çok olsun. Buyur Hasan. Kudret amca bu pek karizmatik olmadı ama. Hadi, hadi, hadi daha kurban bayramı var. Okuyun Kudret amca. İyi bayramlar. İyi bayramlar Rafi. Bu da senin. Ama Ceren'i torpil geçirdi, bunu kabul edemem. Ya acaba yaşımızı mı küçülsek ha? Yani kıskanmayın. Hadi uzat beyin. Bayramlaşın bakayım. Gel. Oğlum. Anneciğim. Kardeşim gel. İyi bayramlar.
hala ortada yok. Bu adam beni öldürecek ya. Tamam Kudret. Rafi ile Hasan bakmaya gitti işte. Saat 12 oldu ya. Niye kimse gelmedi? Vallahi ben bizim kızları bekliyordum. Onlar da tatile gitti. Of ya, herkes tatile gidiyor, biz evde oturuyoruz. Olsun kızım. Bayram tatile gitmek değildir. Bayram ev gezmesi yapmaktır. Hadi biz Zühtü Beylere gidip gelelim. Aradan çıkıversin. Biz gidemezmişiz. Zühtü Bey gelip babanın elini öpecekmiş. Olur mu canım? O sizden büyüktür. Kim diyor? Dedem daha büyük anne. Baksana, saçları kar topu gibi. Evet, doğru söylüyor. Zühtü Bey'in de saçları dökülmüş. Ne var yani? Büyük olmasa da ev sahibimiz. Önce bizim gitmemiz gerekiyor. Ev sahipliği önemli değilmiş kızım. Yaş önemliymiş. Ben Zühtü amcanın kimliğini alıp geleyim mi babaanne? Hayır Ceren, olur mu öyle şey? Ben odama gidiyorum anne. Ben daha büyüğüm. Önce onlar gelecek. Ben Kudret Bey'den büyüğüm Affe Hanım. Önce onlar gelecek. Belki de o büyüktür Zühtü Beyciğim. Olur mu canım? Ben büyüğüm. Eski köye yeni adet getirmeyin. Küçükler gelir büyüklerin ellerini öper. Önce büyüklerin gittiği nerede görülmüş? Heh, işte geldiler. Doğru olanı da bu zaten. Neyse, bir tatsızlık olmadan kapandı konu. Bayramınız kutlu olsun. Sağ ol İsmail. Oo, İsmail hoş geldin. Hoş bulduk Kudret amca. Hülya abla öpeyim. Aa, olur mu canım? Ay, hay Allah ya, sağ ol. Kudret amca bayramı kutlu olsun. Senin de İsmail hoş geldin, hoş geldin. Geç bakalım, geç. Bahriye teyze bayramı kutlu olsun. Sağ ol evladım. Sağ ol. Geç bakalım şöyle. Aferin İsmail. Yüzümü kara çıkarmadın. Hala çalışmana çok sevindim. Sayende Kudret amca, Allah razı olsun. Bakıyorum hala iştahlısın İsmail. Ya maşallah. Elinize sağlık, çok güzel olmuş Hülya abla. Afiyet olsun. Bir tane daha ister misin? İsterim, isterim. Ver. Zühtü amcalar ne yapıyor Bahriye teyze? Ne yapsın evladım? Onlar da bizi bekliyorlardır herhalde. İş bulmamda onun da emeği var. Bir elini öpmem lazım. Öpersin evladım, öpersin. Zaten gelirler şimdi. Kadir, artık eve gelir misin lütfen? Bugün Zühtü Bey'le karşılaşmanı istiyorum. Ne demek gelemem ya? Sonsuza kadar böyle mi gidecek? Kadir, eğer bugün çıkıp kendini tanıtmazsan bir daha gıdık mıdık yok. Unut. Biz onlara gidelim Kudret amca. Yok evladım. Kudret amcan 100 yaşında ya, herkes ona gelmeli. Bahriye, ne 100 yaşı ya? Japon muyum ben? Sen daha gençsin Kudret amca. Hadi biz gidelim. Dur ya da tatlımızı yiyelim öyle gideriz Kudret amca. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Göz var, nizam var ya. Büyük olan benim. Göz var, nizam var Affe Hanım. Büyük olan benim. Yapacağız anne ya. Ne onlar geliyor ne biz gidiyoruz. Bilmiyorum kızım ne yapacağız. Yavaş İsmail. Evladım tatlıyı bitirdin. Daha 2 gün bayram var.
Köşeleri yiyorum Bahri teyze, oraları kimse yemez. Acaba babamı çaktırmadan biz mi gitsek Sürtü Beyler anne? Ya babanı sorarlarsa ne diyeceğiz? Tansiyonu falan çıktı deriz. Anne gitmemiz lazım, ev sahipleri ters düşemeyiz. Doğru vallahi. Zaten pamuk ipliğine bağlıyız. Peki nasıl çıkacağız babana gözükmeden? İsmail. Efendim? Sen Kudret amcanı oyala, biz biraz dışarı çıkacağız, tamam mı? Ne yapıyorsun Kudret amca? Ne yapayım oğlum, bekliyoruz işte. Bak sana tatlı getirdim Kudret amca, çok güzel. Yok sen ye, benim şekerim var. Olmaz, kırma beni Kudret amca lütfen. Lütfen oğlum, gel ye, lütfen ye Kudret amca. Ya, benim gel, şekerim var benim. Ama çok güzel Kudret amca, lütfen ye. Lütfen. Evladım, ben yiyemem, benim şekerim var, sen ye. Bir şey olmaz bir lokmadan Kudret amca, hadi adam ya. Ne yapıyorsun, hadi. Ben bebek miyim ya? Ama Bahriye teyze içeride ağlıyor. Benim tatlımı beğenmedi Kudret diye çok dertlendi. Ağlasın, ağlasın. O biraz ağlaktır. Her şeye ağlar. Aa, hiç de bile. Nereye gidiyorsunuz siz? Zühtü Bey'lere gidiyorsunuz değil mi? Yok Kudret'ciğim, ne Zühtü Bey, biz... Kimse bir yere gitmeyecek. Geçin oturun şuraya. Önce onlar buraya gelecek, sonra biz oraya gideceğiz. Lütfen oturun Zakfiye Hanım. Önce onlar gelecek, sonra biz gideceğiz. Bugün de gitmeyecek miyiz Kudret? Gitmeyeceğiz tabii. Baba, yarın bayram bitiyor. Böyle inatlaşacak mıyız? Ben inatlaşmıyorum. O inatlaşıyor. Vallahi sabah Zuktu Bey amca gördük bahçede. Bayağı da gergindi söyleyeyim. Ya çiçeklerin sararmış yapraklarını yoluyordu. Hatta sararmamışları bile yoluyordu. Bak kızıyor adam. Önce bizim gitmemiz lazım. Ne de olsa ev sahibimiz o bizim. Vallahi isterse gelmesin. Ben de bundan sonra ona göre muamele yaparım. Nasıl yani? Bayramda ziyaretime gelmezse bir daha da gelmesin. Küçüksen küçüklüğünü bilsin canım. O zaman biz gidelim baba Kadir'le beraber. Ne de olsa biz ondan küçüğüz. Olmaz. Gidemezsiniz. Gidin kızım siz. Kadir nerede? Ne bileyim anne ya. O da ayrı bir dert. Vallahi Kadir abi erkenden çıktı. Kahvede herhalde. Ne işi var kahvede? Bayramın ikinci günü oldu, daha elimi öpmedi. Ne biçim bayram bu ya? Ne biçim bayram bu? Ya niye kimse gelmedi? Ben büyük değil miyim? Nerede kaldı örf adet? Ben onun paşa dedesinin kabrine gitmedim mi? He? Ya bir paşa dede kadar kıymetim yok mu? İlla fes mi takmam lazım? Onun gibi cübbe mi giymem gerekiyor? Eğer buraya gelmezse bu evden taşınırız. Aha burayı yazıyorum. Hiç kusura bakmasınlar efendim. Gelmezlerse yalıdan taşınsınlar. Hay Allah. Olan da gelmiyor Amerika'dan. Yine mi yalnız kalacağım? Ne yapalım? Kudret Bey'in büyüklere saygısı yok demek ki. Büyüklere saygısı olmayan birinin kiracısı olamam ben. Ne bakıyorsunuz ya? İnatçı biri nasıl olur onu inceliyorduk. Bahriye. Daha hiçbir yere gidemedik baba, biliyor musun? Kimse de bize gelmedi. Tatlıyı kim bitirdi Hulya? İsmail. İsmail mi? İsmail kim ya? Annemi eve getiren çocuk var ya, o. Ne zaman geldi de ne zaman bitirdi o kadar tatlıyı ya? Bayramın birinci günü geldi evladım. Tabii, bayramı kahvede geçirdiği için haberi olmuyor. Hulya, Hulya.
Oturma Kadir. Zühtü Beylere gideceğiz. Hayır. Ben de çok istiyorum Hulya. Ama bak görüyorsun babam izin vermiyor. Ne yapayım? Sen, ben ve Ceren ayrı bir aile sayılırız. Tabii ki bu anlamda kendi ziyaretlerimizi kendimiz yapabiliriz Kadir. Ayrılık gayrılık yaratma Hulya. Ne demek biz ayrı bir aileyiz? Tamam. Zühtü Bey'e gitmeyeceğiz. Ama önce Mehtap'la Hasan'a, sonra da Süreyya ile Neco'ya gidebiliriz. Tabii. Oraya gitmeden önce bir de Zühtü Bey'lere uğrarsınız değil mi? Evet baba, kesin uğratır. Kadir, ya daha hiç kimseyi ziyarete gitmedik. Bu ne biçim bayram? Bugün de mi Zühtü Bey'leri bekleyeceğiz? Bekleyeceğiz. Bugün onun son şansı. Geldi geldi. Gelmedi her şey biter. Nasılsa gelmezler. Karşılaşmaktan yine yırttım. İnşallah Zühtü Beylerdir. Ben açarım anne. Yok canım olamaz. Ama ya onlarsa? Hoş geldiniz. Ah hoş bulduk efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Buyurun, buyurun. Zühtü Bey, daha daha nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Bayram işte. Küçüklerimiz geliyor, biz de onları ağırlıyoruz. Küçüklerimiz derken, kardeşlerim falan geldi de babam onu diyor. Siz nasılsınız Afife Hanım? Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Allah'a çok şükür. Aa, hoş geldiniz Afife teyze. Ah canım, hoş bulduk, hoş bulduk yavrum. Bayramınız kutlu olsun. Ay çok teşekkür ederim. Senin de güzel kızım yavrum. Bayramınız kutlu olsun. Senin de yavrum. Benim dediğim gibi kimliklere mi baktınız anne? Ay ne kimliği kızım? İşte çocuk. Zühtü amca, siz kaç yaşındasınız? 68. Dede sen kaç yaşındasın? Ceren'cim hadi kızım sen odana. Ya anne daha yeni geldim. Ay, büyüklerin yanında çok oturmaz. Hadi canım ben de bir çaya bakayım. Torununuz bir şey sordu sanırım. Cevabını merakla bekliyoruz değil mi Afife Hanım? Lütfen Zühtü Beyciğim, lütfen artık uzatmayalım. Ah, Amerika'daki oğlunuz aramıştır herhalde. Nasılmış, iyi miymiş? Aradı. Ama sesi biraz yorgun geliyordu yavrumun. Başında bir sıkıntısı var galiba. Şu cevabı verin de rahatlayalım Kudret Bey. Ben de 68 yaşındayım Zühtü Bey. Hangi ay? Yürü Kadir, içeri geçip Zühtü Bey'le konuşacaksın. Hayır Hulya. Evet Kadir, bu iş en güzel bayram gününde halledilir. Niye ya? Bayramda insanlar daha anlayışlı olurlar. Senin bu evde yaşadığını öğrensin adam. Ya anlayışlı olmazsa? Olur olur, bugün keyfi çok yerinde. Olur mu canım, kimliğimde doğduğum an yazmıyor. Mutlaka yazıyordur. Yazmıyor efendim, yazmıyor. E benimkinde niye yazıyor? Zühtü Beyciğim. Bir dakika Afife Hanımcığım. Ben sizin kimliğinizi görmek istiyorum. Daha önümüzde birçok bayram var. Lütfen bu kargaşa ortadan kalksın. Yazmıyor efendim. Getireyim görün. Yazıyor ya Kudret. 2 sene önce kimliğini değiştirirken oraya bir şeyler yazmışlardı. Bakın yazıyormuş. Bekliyoruz efendim. Bekleyin efendim. Gitme Hulya, daha hazır değilim. Hazırsın, hazırsın.
Kadir Bey. Zühtü Bey. Siz ne arıyorsunuz burada? Efendim, şey efendim, ben akrabalarımı bayram ziyaretine geldim de. Rüya Hanım sizin akrabanız mı? Evet efendim, akrabam. Sizin neyiniz? Kiracımız efendim. Aman Allah'ım, ne büyük tesadüf. Demek yengemler sizin evde oturuyorlar Zühtü Bey. Ben daha önce kendisiyle eşiniz diye. Ben ikiziyim efendim. İkisi mi? Evet efendim. Biz Hülya Hanım'ın eşi Abdülkadir Bey'le tek yumurta ikiziyiz. Evet, evet Zühtü Bey. Yazıyormuş bakın. 1937 senesinin Kasım ayı. Sizinki neydi? Mayıs. Beni 8 ay geç yazdırmışlar. Bırakın efendim, bırakın. Kurban Bayramı'nda ilk siz bize geleceksiniz. Canım 8 ay geç yazdırmışlar. Hatırladım. Babam bana... Beni de 8 ay geç. Ya kar yağıyormuş. Demek ki Şubat ayı değil ama ben sizden büyüğüm. Hayır siz bayram. Aferin aslanım. Ben büyüksüz. Kurban Bayramı'nda yazdırmışlar. Kurban Bayramı'nda yazdırmışlar.